Ray Cloud 9'da da oynardı. Aynen öyle. Yani LPL'in çıkardığı şampiyonlardan bir tanesi Klet. İlk oynanan ve ilk orada gördüğümüz şampiyon. Orada LPL'deki, Çin'deki neredeyse bütün üst grup oyunculara hakim. Acaba Klet'i İrelia'nın karşısına göndermek isterler mi şu anda? Bu arada burada çok erken bir savaş çıkacak. Reckless güzel pozisyonda ama ortada kalan bir Hillisang var. Hillisang'in bu turnuvada çok öldüğünü gördük. Ve çeyrek finale de ilk kanı vererek başlıyor. Yalnız skoru alan Scout oldu burada. Caps geliyor şimdi, Brokside yemleyecek burada. Caps sıçrayla geldi buraya. Caps hiç şakası yok. Haro kaçmaya çalışıyor ama orada başka biri var. Wimpo skoru buldu. Işınlan geliyor şimdi. Rain çok az canının kaldığını görüyoruz. Caps diğer tarafta. Burada gelen ışınlanla Ayboy'u oyalayacak ve Ray düşmek üzereydi ama son anda Skarl geldi. Son anda Skarl gelince skor da Scout'a kalıyor. Yalnız ışınlanı Ayboy attı ve o kadar geride olan Fnatic alt koridoru bir anda yakalama fırsatı buldu. Evet. Yani Haro'nun kendi koridorları pozisyonunda değilken yaptığı hareket. Caps yakalanacak burada. Ayboy da burada. Caps ölecek. Muazzam sıçra Ayboy'dan. Ayboy'a gidiyor. Arkadan gelen Ayboy olduğu için yalnız Caps'in bir kere daha düştüğünü göreceğiz burada. Çok az canı var, tek vuruş ve o vuruş da Scout'tan geldi. Şimdi alamete de başlayacak Edward Gaming. Orada yakalanan bir Meiko var. Yalnız tabii Fnatic'in şu dakikada yeterli hasarı yok ama yine de burada Swain olduğunu unutmayalım. Birazdan ultisini açacak o Swain. İçeri girdi bu arada Scout. Swain ultisini açamadan tekledi onu. Caps önde yakalanıyor. Caps'in ultisi onu kurtarmaya yetmeyecek. Bu senaryoyu üçüncü kez görüyoruz. Reckless da yakalandı ve hayali zincir tutunca sıçra atmak zorunda kalıyor Reckless. Scout Reckless'ı yakalamak istiyor. Hayali zinciri hala kullanmadı. Şimdi Şermühür geldi. Hayali zincir tuttu. Reckless hoşça kal. Şimdi alamet açıldığını görebiliriz ama Haro bayağı Haro uzakta. Değil. Burada Weepo'nun %70 canını almaya başardı. Bir kere daha deniyor. Bir Şermühür daha geldi. İşte öne geçen LeBlanc tam olarak bunu yapabiliyor. Yalnız Meiko girdi şimdi içeriye. Anında yakalandı orada birisi. Ama o skoru alamayacaklar. Caps düşmedi. Hillisang 4 kişi havaya kaldırıyor. Scout bir kere daha içeri girdi. Weepo'dan bu arada güzel bir kronometre geldi. Ultisiyle beraber burada Fnatic'e biraz avantaj getirmek istiyor. Weepo şimdi oynamaya çalıştı buraya ama izin vermiyor Ayboy. Vurkaç ve taklitle diyorsun. Aynen öyle. Şimdi Meiko içeri giriyor. 2 kişi havaya kalktı. Hillisang önde yakalandığıyla Caps yok oldu. Bu senaryoyu 50 kere falan gördük şu ana kadar. Caps'ine yakalandı. Caps'ine ilk düştü. Ardından Hillisang da düşüyor. Fnatic bu savaşı yapmaya çalışıyor ama Weepo ortada tek başına. Ray arkadan gelip Reckless'ı da almayı başarınca artık EDG'nin maçı bitirmesi için düştü. Önünde hiçbir engel yok. Brox'a arka tarafta tutuştura düşerken Weepo'da dayanan son kale. Ve oyunu bitirmeye gidiyor Edward Gaming. Scout bir kere daha geliyor Brox'a. Brox'a Şermühür'ünü yedi. Evine gidiyor. Hillisang bir kere daha şansını denedim. Ayboy'dan güzel bir ulti arka tarafta Hillisang'in hemen düştüğünü gördük. Weepo şimdi önde tutmaya çalışıyor onları. Ama onun da şansı yok. Ray geldi. Orada onu arkada tuttu. Weepo burada Zonya'sı kullanıyor ama çıktığı gibi altına dönüşecek. Diğer tarafta Caps ve Reckless hiçbir şey yapamıyorlar. Ve Edward Gaming çeyrek final serisine 1-0 önde başlıyor.